Merhaba sevgili arkadaşlar. Ense eğitiminize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son parametrik tasarıma böyle bir giriş yapmıştık. Küçük bir de örnek yapmıştık parametrik tasarım içerisinde. Şimdi parametrik tasarımda manuel tasarım kısmı da var arkadaşlar. Manuel optimizasyon kısmı da var. Bu videoda oraya değineceğiz. Orayla alakalı bir deneme, bir örnek de yapacağız. Bu örneği de yaptıktan sonra artık yolumuza bakacağız arkadaşlar. Öncelikle başlamak için buradan Static Structural kısmını şöyle bir ekleyelim arkadaşlar. Engineering Data bölümünde default alalım. Burada bir güncelleme yapmayalım. Design Modular ekranımızı şöyle bir açalım isterseniz. Design Modular üzerinden bir çizim yapalım. Bu çizimi de sonrasında modul kısımlarıyla meshleriz. Default meshlerimizi yine atarız. Yani uğraşmayalım çok fazla burada. Konunun özünü öğrenmek biraz daha önemli bu açıdan. Şöyle Z'yi karşımıza alalım. Sketching ortamına gelelim. Hatta şuradan gelelim. Şöyle yapsak. Bir dakika. Tools kısmından alsak. Buradan almamız mantıklı değil. Evet, bir saniyenizi alacağım arkadaşlar. Cross section alalım konsept içerisinden. I section alalım. Bir düşündüm de ne alsak acaba diye. CTRL-Z yapalım. Yanlış yaptık ya. Şunu şuradan delete edelim. Neden delete ettim? Buradaki metre şeklinde ya arkadaşlar. Units'imizi milimetre atalım. Şöyle de yüze karşı gelelim. Create kısmından gelelim. Pardon, concept kısmından. Cross section'da I section atayalım buraya. I section'da arkadaşlar milimetreler 10. Hatta şöyle yapsak daha da güzel olabilir. Şimdi yapacağım. Direkt units bölümünde metreyken konsept içerisinde cross section atamasını yapalım. Burada default metreler türünden gelsin. Sonrasında units bölümünü milimetre yapalım. 100 milimetre, 200 milimetreler şeklinde gördüğünüz gibi gelsin. Tamam mı? Bu şekilde dursun. Sonrasında extrude işlemini yapalım. Extrude işlemini şurada 2000 olarak yapsak çok kalın olabilir. Yapalım ya 2000. 2000 yapalım burada. Tamamdır. Extrude işlemi. Tamam. I3 apply dedik. Şöyle bir uzaklaşalım buradan. Şöyle bir bakalım. Gidiyor. Tamam. Sonrasında burada generate edelim extrude işlemimizi. Tamamdır arkadaşlar. Yapımız oluşmuş oldu. Bu yapıdan şöyle bir çıkalım. Tamam. Bu artık işimizi görür hale geldi. Modül bölümüne gelelim. Buradaki mechanical ekranımızı açalım. Mechanical ekranı üzerinden şöyle bir bakalım. Evet, ekranımız açılıyor. Bekleyelim biraz kendini toplasın. Evet. Güzel. Şimdi buradaki mesh atamamızı gelelim. Generate mesh atayalım bir tane. Çok uğraşmayalım bu kısımda. Genel bir mesh ataması yaptık. Burada static structural kısmına gelelim. Insert edelim. Insert'te bir tane force atayalım. Hatta ondan önce bir fixed support atayalım. Şöyle gelelim şuraya. Şurada bir fixed supportumuz olsun. Apply diyelim. Sonra gelelim insert diyelim, force diyelim. Şöyle gelelim buraya da. Şöylece yaklaşalım. Şu kısma da bir kuvvet uygulayacağım arkadaşlar. Vektör değil, komponent şeklinde. Baktığınız zaman da eksi z mi oluyor? Şöyle bir uzaklaşalım şuradan da. Şöyle gelsek tam karşılığında X, Z yönü oluyor. Direkt Z yönü oluyor.
Yine 200 bin Newton'umuzu yükleyelim arkadaşlar burada. Tamamdır. Tamam, okey diyelim burayı da. No selection'da okey diyelim. Tamam, doğru yönde bir kuvvet uyguladık. Şöyle bir bakalım static structure açısından. Sabitleme yüzümüz burası. Kuvvet uygulama yüzümüz burası. Gördüğünüz gibi tamamdır. İşlemlerimizde bir hata söz konusu değil. Sonrasında solution bölümüne gelerek insert edelim. Deformasyon, total deformasyonu alalım. Stres'te equivalent işte söyleyemedim. Onu ekleyelim. Insert diyelim. Stres bölümünde maximum principle'ı ekleyelim. Sonra gelelim burada minimum principle'ı ekleyelim. Bakalım başka insert bölümünde insert bakalım şuradan ne ekleyebiliriz? Başka şöyle bir bakayım string yok. Deformasyon da tam yeter bu ya. Sonra buradan da bir de tools ekleyelim. Stress tool'u ekleyelim. Stress tool içerisinde safety faktör var zaten. Sonrasında buraya gelelim. Solve edelim. Bir çözsün arkadaşlar. Çok uzun sürmeyecektir. Bekleyelim bitmesini. Evet. Kendine geldi. Program çözümlerimizi yaptı. Evet. Çözümleri yaptıktan sonra şimdi bir şey atayalım. Parametreler atayalım. Parametrelerimize şöyle bir gelelim. Burada nasıl yapıyoruz? Geometri bölümüne geliyoruz. Solid'e tıklayalım şöyle bir. Hatta iş profiline buradan tıklarsak buradan da işlemimizi yaparız da. Bura böyle kalsın. Şeye geçelim arkadaşlar. Design modulara. Burayı kapatalım. Tam burayla işimiz şu anlık bitti. Geometri bölümünde şurada Edit Geometry InDesign modülleri yapalım. Orada bir şey atayalım. Parametre atayalım. Şöyle bir bakalım. Extrude'umuz bu yönde. Şimdi T1 dediğimiz şey neresi? Şöyle bir gelelim. Aşağı taraf. Buraya T-Love yapalım. T-Alt-R Love diyelim. Okey diyelim. Sonra buraya gelelim. Burası da yukarı taraf. T-Alt-R Up diyelim buna da. Sonra şu kısma bakalım. Buna da T-Alt-R Mid diyelim. Okey diyelim arkadaşlar. Bunu bir tanımlamış olalım. Tamamdır. Burada işimiz bitti. Diğer ekrana gelelim. Parameter set kısmına. Gördüğünüz gibi alt tarafa parameter set bölümü geldi. Şimdi bura içerisinde manuel bir işlem yapacağız arkadaşlar. Manuel optimizasyonu yapacağız. Şimdi aşağıya gelelim arkadaşlar. Şu kısma. Design Exploration kısmından Response Surface Optimization kısmını Parameter Set'in altına alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranımız geldi. Bunu alt tarafa parametrenin altına bunu ekledik. Evet. Bu eklemeyi yapmadan önce şu Parameter Set içerisinde bir düzenleme yapalım isterseniz. Şöyle gelelim buna. Tamam, Expression bu. Şuraya gelelim. Şöyle bir şey yapsak. P1'e bağlayalım bunu. Buraya gelelim. P3'ü yine P1'e bağlayalım. Milimetre, metre. Şuradan unit sistem bir işlem düzgün bir şekilde milimetreye getirelim. Şuraya metrik yapalım. Tamamdır. Tamamdır. Birbirlerine bağladık arkadaşlar. Bunu şuradan kapatalım. Burada bir güncelleme gelecek. Güncellemeyi update edelim. Şöyle bir güncellememiz gelsin buraya. Bakalım bir hata var mı? Yok. Tamamdır. Şimdi Design of Experiments kısmına çift tıklayıp şöyle bir açmanız gerekiyor arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi şöyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Bu ekran hakkında şöyle bir konuşalım isterseniz. Şimdi P1 T-Low'a gelelim. Bizim üst limitimiz zaten 10 mm'ydi. Kendi yaptığımız şey. Burada evet, safety faktörü içeriye dahil etmemişiz. Evet, küçük bir hata yapmışız. Şöyle bir gelelim buraya tekrar. Safety faktörü design modülü içerisinde de dahil etmedik galiba. Pardon, modül bölümünde de dahil etmedik. Şuraya bir edit diyelim. Gelelim şu ekranımıza. Yani küçük şeyleri atlamış olabiliriz. Onları tamamen doğru şekilde yapalım istiyorum. Ondan dolayı arkadaşlar tekrar tekrar dönüşleri yapıyoruz. Evet. Şimdi gelelim şu kısma. Bu kısımda bir stress tool, safety faktör kısmında şöyle bir güncelleme yapalım. Buradaki minimum değeri arkadaşlar parametre olarak ayarlayalım. Tamamdır. Şimdi ekranınıza tekrar gelelim. Şimdi parametre set bölümüne şöyle bir gelelim. Static structural safety factor minimum gördüğünüz gibi geldi. Tamamdır. Sonra şuradaki design experiment kısmına gelelim. Burada niye gelmedi ya? Buradaki hata ne? Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu bölümü şöyle bir silelim. Delete edelim. Parametre setimiz içerisinde tekrar bakalım. Safety factor minimumumuz gelmiş oldu. Şurada gelelim. Tekrar response surface optimization kısmını alalım. Design of experiment kısmını alalım. Heh, şimdi geldi. Şu an bir düzelme oldu. Tamamdır. Şimdi P1 low kısmına geldikten sonra arkadaşlar maksimum upper bandımız, en üst limitimiz 10. En alt limitimiz de bizim çalıştığımız yerdeki veya şirketimizdeki bu et kalınlıklarının seviyeleri, yani en az ne kadar et kalınlığına sahip bir şey yapabilirsiniz. Hani bunlarla alakalı bir durum söz konusu. Ben burada hangi değeri kullanalım? 4'ü kullanalım arkadaşlar. Son olarak da aşağıdaki bölümde manufacture, value ve any şeklinde iki farklı seçeneğim var arkadaşlar. Buradaki seçeneği şöyle düşünebilirsiniz. Manufacture kısmını girerseniz işte sizin şirket içerisinde belli kalınlıklarda üretilebilir değerleriniz vardır. İşte bu üretilebilir değerlerde sizin seçim yapabilmenizi, burada tek tek girebilmenizi sağlar. Diğer durumda da eninde de net bir duruma kadar gelir arkadaşlar. Bunu 4 olarak, 10 olarak ve eni olarak seçtik. Tamamdır. Eni de yaptıktan sonra update bölümüne basalım. Ve update bölümü şuradaki tabloya tek tek bu değerleri girmeye başlasın. Ve bu değerlere göre sonuçlarımızı şöyle böyle bir almaya başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlemlerimize başladı. Şimdi bu birazcık uzun sürebilir arkadaşlar. Bu işlemde biraz ekranda donabilir açıkçası, onu da söyleyeyim size RAM'inize bağlı olarak. Endişelendirmesin, bırakın o kendi kendine tıkır tıkır yapmaya başlayacaktır ve bittiği zaman da karşınızda sizin güzel bir değeriniz gelecektir arkadaşlar. Evet, buradaki parametrik kısım bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 farklı bölüme ayırmış. Bu 5 farklı bölümde farklı değerleri de gördüğünüz gibi girmiş. 4 ile 10 arasını yapmıştık. Bunda yani 3 kısmını kullansak birazcık daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Do you want to continue dedi. Evet dedim. Sonrasında burayı şöyle bir güncelleyelim. Ben tabloyu oluşturduğum zaman burada küçük bir istemediğim bir değeri gördüm. Ondan dolayı burada küçücük bir güncelleme yaparak burayı 3 yapalım. Sonrasında zaten şu ekranda, proje ekranında diğer burada tablo halinde verecek ama biz orada grafikler halinde görmemiz çok daha makul olacaktır. Daha net bir şekilde anlamamızı sağlayacaktır. Ondan dolayı
Burada bir bekleyelim. Bu kısım 10 ile 3 aralığında açsın burayı. 10 ile 3 aralığında açtıktan sonra biz bir şöyle bir bakalım ne alemde neler oluyor, neler bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biraz daha istediğim sonuçta bir değerler geldi. Buradan response surface kısmına gelelim. Şöyle bir ekran karşımıza gelsin arkadaşlar. Evet, burada bir değişiklik yapmayacağız arkadaşlar. Burada sonuçlarımızı okuyacağız tablolar şeklinde. Burada bir update işlemi yapalım. Bu update işlemimiz bitsin. Ona göre de bir bakalım, konuşalım üzerinde. Evet, yavaş yavaş geliyor. Ve okey, bitti arkadaşlar update'imiz. Evet, burada response bölümüne bir gelelim arkadaşlar. Şimdi TLO buradaki alttaki kalınlığımız hatırlarsanız şöyle bir geometrimiz vardı. Bu geometrimizde şu alt kısım bizim şu tablonun x ekseni. TLO üst kısımda gördüğünüz gibi y ekseni olarak karşımıza geldi. Burada düzenlemeler, güncellemeler yapabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tablo şeklinde karşımıza geliyor bu. Şimdi hatırlarsanız zaten TLO, TMID ve TUP'ı birbirlerine bağlamıştık. Bunlardan bir tanesini biz şey yapalım arkadaşlar. Safety Factor yapalım. Mesela buradaki P2'ye Safety Factor yapalım. Gördüğünüz gibi 2'ye yaklaştığında neler olduğunu gördünüz. Bak mesela burada 4 küsürlerde şu kısımda mesela bunları şöyle baktığınızda bu kısma şu tarafta bir yerde 2'ye tam denk olduğunu görüyoruz. İşte bu noktanın nere olduğunu görmek için buna bakacağız. Şimdi bu noktaların sıklığını artırırsak biraz daha net görebiliriz değil mi? Bu kısma gelelim. Burayı biz 70 olarak belirleyelim. Tamamdır. Biraz daha böyle istediğimiz sonuca yakın bir şeyler oldu. Hatta burayı biz 80 olarak belirlesek bir tık daha gördüğünüz gibi şu tablodaki şu veri gözükmüş oldu. Bakın burada tam olarak şu tarafta bir yerde. Neymiş? 4.3291'de aslında bizim bakın arkadaşlar ilk kalın x ekseni y ekseni sırayla x ekseni buradaki 4.3291 y ekseninde 1.9972 gördüğünüz gibi geldi. Tabi burayı biraz daha artırabiliriz. İşi birazcık daha abartabiliriz. 2'ye gelen noktada gördüğünüz gibi çok çok daha yakın bir şey oldu. 4.34 tam olarak okuyamadım. Bir daha bakacağım. 34 şeklinde bir değerde bizim 2'ye yaklaştığını görmüş olduk. Mesela burayı biz 200 yapsak şöyle maksimum 100 yapabilirmişiz. Tamamdır. Gördüğünüz gibi şurada aşağı yukarı 4.3434 mm kalınlığında bizim 2 safety faktör değerimize denk geldiğini görmüş olduk. Bu şekilde tabloları inceleyebilmekteyiz arkadaşlar. Bakın sonrasında tablonun şu kısmına bakacak olursak 2.9239 6.5'taymış. Ben bunu alayım. Şöyle 4.34'lere gelelim arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş gelelim. Bakın 4.33'te 1.99. Bir tık daha gidebiliyor muyuz? Şöyle yapalım. 4.33'lerde. Gördüğünüz gibi hani bu değerde aşağı yukarı işlemimizin 2'ye yakın olduğunu görebilmekteyiz arkadaşlar. Bu şekilde şu TLO'yu düzenleyerek de gerekli et kalınlığınızı bulabilirsiniz. Yine burada düzenleme yapabilmekle beraber şurada da düzenleme yapabiliyoruz. Bizim neydi arkadaşlar? 34-34'tü değil mi? Enter yapalım. 2.0036 oldu. Mesela burayı şöyle bir düzenleyelim. 34-34 değil, 34-33 desek mesela ne gelecek? Safety faktörde çok bir güncelleme olmadı. Şurayı biz 34-23 yapsak, safety faktörümüz 2.0031'e geldi. Şurayı biz hatta şöyle yapalım. 34 yapalım. Enter diyelim. 2.0031'e geldi. Mesela burada tekrar güncelleme yapalım. 33
335 yapsak 1,999 oldu. 35 1 yapsak yine küçük güncellemeler 2 yapalım mesela. Mesela gördüğünüz gibi 2 değerine 4,3352'de geldiğimizi aslında kalınlığımızın 4 milimetre 33 52 4,3352 milimetre olması gerektiğini gördüğünüz gibi gördük. Aslında işlemler bu kadar basit arkadaşlar. En optimum güvenlik katsayımıza bağlı olarak veya başka bir şeye bağlı olarak en optimum değeri bu şekilde bulabilmeniz mümkün arkadaşlar. Manuel optimizasyon kısmına bu kadar. Yani bunlar da bu şekilde bir nokta koyabiliriz. Devamında da o direkt optimizasyonumuzu biz kendimiz değil otonom şekilde yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde o zaman bu videoyu bitirelim. Bir sonraki videoda da son olarak optimizasyon kısmına da değiniriz. Ve parametrik tasarım bölümümüz de burada noktalanır arkadaşlar. Umarım bugün anlattığım yerler, bu videoda anlattığım yerler anlaşılıyordur. Birazcık karışık şeyler olduğunun farkındayım. Bir gitgellerin olduğunun farkındayım. Ben de bazı noktalarda verileri bazı değerli hocalarımızdan, arkadaşım Ohanlardan bazı veriler alıyorum ki daha net, daha doğru bir sonuçla sizin karşınıza çıkabileyim diye. O zaman bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.